Günaydın. Şimdi ikinci günümüz başlıyor. Fakat ikinci günümüz başlarken kahvaltı yapmaya bir yere geldik. Bakın burada ne var. Çitlere bak ya. Bebek maymunu. Her yerdeler burada abi böyle. Sri Lanka'da kedi köpek gibi sokakta maymunlar dolaşıyor. Kahvaltı yapmaya geldiğimiz yeri böyle baştan sona demir şeylerle yukarıyı falan kapatmışlar. Hatta kaldığımız o otelin balkonlarını falan da öyle kapatmışlar. Çatılarda vesaire her yerde maymunlar. Alışmışlar büyük ihtimalle böyle burada insanlar yemek vermeye falan kesin. O yüzden geliyorlardı. Dişlere baksana. Bu da bizim kahvaltımız oluyor. Abi yemediğimiz için baharatlı hiçbir şey. O yüzden sadece haşlanmış yumurta söyledik. O roti falan bizi biraz hasta etti. Mideler iflas. Mideler iflas. Şunun içerisinde de baharatlı bir şeyler falan filan var ama ne yapak, başka yiyecek bir şey yok. Bu hiç yoktan yağda falan kızarmıyor. Bunu fırında yapıyorlar herhalde. Kahvaltıyı yapıp şimdi gezmece başlasın bugün. Haydi gidelim. Sri Lanka'daki bu otobüslere bayılıyorum. Otobüsün içine baksanıza. Okay, okay, okay. Otobüsün içi rengarenk abi. Bir gün bindiğimizde gösteririm. Herkes böyle ya. Bak kız el sallıyor. Vay, ağaca bakın. Bak tüm otobüsler böyle. Herkes gülümsüyor ya. Herkes böyle şey yapıyor. Good morning sir falan yapıyorlar. Helal olsun. Turkish. İstanbul. Really? I was in my, I have a good friend in Istanbul. Okay. I work in Dubai. Are you working in Dubai? Residence in Dubai. What is his name? His name is a Muslim guy. Okay. Ah, you don't remember his name? Yeah. No, his name is Smart. Smart. Okay. Yeah. But we work together in Dubai. Okay, nice. What's your name? Roshan. Roshan, nice to meet you, brother. Yeah, good, good. Nice to meet you, thank you. First time in Sri Lanka? Second time. Ne kadar iyi insanlar ya. Karşıda bakın mesela bir tane şey Buda heykeli var. Şimdi ise gideceğimiz ilk durağımız Buda'nın dişinin olduğu. Yani Buda'nın dişinin orada olduğunu söylüyorlar. Bu tapınakta olduğunu söylüyorlar. Gidip orayı göreceğiz. Hangi ırktan, hangi dinden olduğu fark etmez sizin. İnsanlar böyle güler yüzlüler. Gözlerinin içi temiz yani. %95'ini net bir ifadeyle söyleyebilirim. Genel olarak da şeye inanıyorlar çünkü. Eğer bir kötülük yaparlarsa o onlara geri dönecektir diye. Ya, baksana şey koyuyorlar, oyuncaklar koyuyorlar şöyle otobüsün ön tarafına. Hello, good morning. Hello, good morning. So, she wanna take a photo with that group, okay? Yes, okay. Yeah. We are from Turkey. Turkey? Yeah, Turkey. You are from here, right? Yeah, yeah. I like Turkish. Really? Yeah, yeah. Oh, nice. Then there's some drama, teledrama, Turkey teledrama. In Sri Lanka? Yeah, this is telecast. Sri Lanka TV channel. Telecast. Really? Turkey teledrama about the, one of the women. She has the two kids and there's some story. That's a very famous one. Really? Yeah, yeah, yeah. What is the name? Okay, hi there. Let's take a photo. Şeyma fotoğraf çektirecek şimdi. Kızlarla. Gel gel abi, sen de gel. Gel gel. Come, no, no, no. Come. Bak nasıl yakından geçiyor. Aman aman. Thank you so much. Okay. Nice to meet you. Have a good day. Ne kadar güler yüzlü, ne kadar tatlı insanlar. Ben bunu kaç videodur söylemekten artık ben bıkmadım bak. Türkiye. Türkiye. Abi burada da burada bilmiyorlar Türkiye olayını. Ben anlatmaya çalışıyorum olabildiğince. Madam, good morning. Good morning. What you selling? Lotto. Are you Lotto? Oh, okay. Thank you. Nice to meet you. Good luck. Best for you. Okay. This is. Thank you so much. Şeyi soruyorum. Diyorum ki yeterli para yapabiliyor musun bir ay içerisinde diye. İşlerin nasıl gidiyor diye.
her gün çalışıyor falan dedi abimiz. Şimdi geldik işte tapınağa. Sadece Asya'da tapınaklarda şu olay var abi. Ya her yerden maymunlar çıkıyor falan. Bak mesela kahvaltı yaptığımız yerlerden biri de böyle. Good morning. Burada mesela şu ekmekler satılıyor. Bunları alıyoruz bazen. Dilimlettiriyoruz peynirle falan. Onu atıştırıyoruz. Onun dışında Sri Lanka'da da böyle Hindistan'da olduğu gibi bu tatlılardan var. Thank you so much. It's a coconut? No. No? Sweet. Not from coconut, right? Made from coconut? No. No, okay. Thank you. Şeyma nereye gitti ya? Şeyma şimdi beyaz tenli ve çekik falan ya, Tatar Türk'ü Şeyma. O yüzden burada böyle 10 katı daha çok dikkat çekiyor. Ağzımız kulaklarımızda geziyoruz ya. Bak mesela şurada askerler var, onlar bile bakıyorlar köşede. Good morning. Herkes selam veriyor. Abimiz ördeklere burada ekmek atıyor. Good morning. Come in. Valla. Aa geldim. Fish, bait. For them. Fish. Really? There is a fish. Yeah. Aa harbiden büyük balıklar var ha. Yeah. Woo. Golden carp. Golden carp. Golden carp. Golden carp. Bak bak kocaman balıklar var. Şimdi burası kendi gölü abi. Gölü anlatacağım. Gölle ilgili, burayla ilgili bilgi vereceğim. Kendi Sri Lanka'nın merkezi oluyor. Sri Lanka'da bulunan en önemli şehirlerden birisi. Sri Lanka'nın antik kralları döneminin ise son başkentiydi. Şehir çay başta olmak üzere tropik tarlalardan geçen kendi platosundaki tepelerin ortasında yer alıyor. Yani kendi hem dini hem de siyasi bir kent burası. Çünkü yönetim vesaire çoğunluğu buradan sağlanıyormuş. Yani Türkiye'nin Ankara'sı gibi diyebiliriz burayı için. Kendi de toplam 125 bin, 126 bin de insan yaşıyormuş burada merkezi kısımda. Sri Lanka'nın neresine giderseniz gidin hep güler yüzlü. Size iyi davranan insanlarla karşılaşacaksınız. Burası da gezilecek, görecek yerlerden biriydi kendi de. İşte gölün etrafında önemli tapınaklar var. Onları gezeceğiz, devam edeceğiz. Thank you. How to say thank you in Sri Lanka language? How to say thank you? How to say thank you in your language? Good morning, brother. So I have a question. How to say in your language thank you? Tutti. 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 Yes. Okay. And how to say your language? Turkish. In my language, teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler? Yeah, teşekkürler. Okay. Teşekkürler. I'm a YouTuber. So explaining about your culture. Okay. So and we are now traveling with my friend in Sri Lanka. Ah, okay. Yeah. Tutti. 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 Is tutti. Okay. Is tutti. Yeah, yeah. So you go to the temple, no? Yeah, we will go now temple. Yeah, this is the best time temple. Best time. Yeah, really? Okay. Şeyma, seremoni zamanıymış. Diyor ki en iyi zaman gitmek için. Okay. I tell to say, mano. Yeah. Yeah, really? Yeah. Haydi, let's go. Thank you so much, brother. Okay, welcome. Onlar yılan mı? Hangisi? Böyle hareket edenlerle, görünüşünle. Balık içerisindekiler. Burada da böyle abiler, ablalar çiçekler falan satıyorlar. Tapınakta büyük ihtimalle işte seremonide falan kullanmak için insanlar. Lotus. Lotus ha? Lotus. Jasmine. Abi şey Lotus'un kulesi falan var hatta yeah, Sri Lanka'da. Jasmine. Şunlar da yasmin çiçekleriymiş. Burada. Bak Lotus'lar böyle geliyor. Bunları böyle tak 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 diye açıyorlar. Hadi gidelim tapınağa girelim. Bir de orayı görelim. Dostlar yeni kombinim bu. Bundan sonra bakın kardeşime de vermişler. Şeyma direkt uzun giyindiği için sıkıntı olmadı. Ama
tapınaklara, dini yerlere girerken burada bacaklarını kapatman gerekiyor. Kadınlar için de hatta şey üst kısımda şu kadar falan herhalde galiba açık olabilir. Genellikle kapatıyorlar. Kombinimiz bu. Şuraya da eşyaları bırakıyoruz. Bak yabancılar için demiş. İşte çanta, ayakkabı, bebek veya alkol, sigara falan taşıyorsa burada bırak diyorlar. Derken de böyle tapınaklara ayakkabıyla basmıyoruz. Aynı bizdeki camideki gibi. Şöyle abiye. Thank you. So where is the two temple? Two temple. From there. Okay. Şuradan bilet alacağız. Thank you. Entrance fee for other countries. Okay. Şimdi biliyorsunuz her zaman böyle tapınaklara turist olarak girdiğiniz zaman ya kapram Türkiye, ha? İstanbul, Türkiye. Türkiye. Bak Türkiye deyince anlıyor. Tapınağa gibi bir şey yapıyor herhalde. Vallahi tapınağa girmek için 2000 rupi verdik. O da 100 lira yapıyor. Şimdi buradan biletimizi aldık. Sadece turistlerden bunu alıyorlar. Tayland, Myanmarlı falan filansan onlardan da 1500 alıyorlar. 75 lira. Biz 100 liramızı verdik. Devam ediyoruz. Şimdi bilet geliyor. Bak şu ülkelerden sen diyor ki. Şu 100 lira bayıldığım bilete bakabilir miyim? Kağıt parçası. Bilet şu. Pahalıymış. Yani her yerinde var yapacak. Evet tabii. Özel bir tapınak büyük ihtimalle. Okey. Abi bize eşlik ediyor. English okay? English yeah okay. Yeah, very good. Come. You will be guide for us. I am the temple guide. Really? Mm. Okay. So what is this temple name? Name Temple of the Truth, Lord Buddha, the temple Sri Dalanda Maligava. What's the name? Şuradan şöyle şuna basıyorsun abi. Buradan su geliyor. Güzel sistem. Aa, ne kadar yaşlı. İçerisi bayağı kalabalıkmış. Lady? Yeah, she's coming. First time your handbag something very carefully, eh? Okay. Temple of the Truth, relic Lord Buddha. Buddha from north of India. 2,565 years ago, Buddha Nirvana. You know the Nirvana? Yes, it's, Nirvana. Yeah. Nirvana. After Buddha body is cremated. Before India, typical religions fighting. Fighting time in Buddha, tooth relic come to the Sri Lanka. Indian prince and princess to merit. Buddha tooth relic princess, they brought in the hair, in the protector, come to the Sri Lanka 1,600 years ago. First time Buddha tooth relic Sri Lanka, north side. Temple inside every day, three times ceremony. Early morning, 5:30 to 7. Morning 9:30 to 10:15 drama music finish. Today at evening 6:30 to 8. The same places. Four Cheer. Person drama music the player. I see. Yeah. Buddhist monastery here. Yeah. Ceremony time come down. The water here. Buddhist monk wash the feet. Mm-hmm. The big silver door open the door, go into the inn, go in upstairs.
We can't go inside. Buddhist monks only allowed. Just Buddhist monks? Yeah. You say because monastery, huh? No, monastery here. What is that inside? Ceremony time going to the Buddhist monk, going upstairs. With the tooth relic upstairs. After ceremony? Yes. Buddhist monks only allowed, people not allowed. I see. People allowed in the kin family. Different country, king, queen. Different country, president, prime minister. Going to the invite now. The VIP gate. But elephant ivory, yeah? Original. Yeah. Original elephant tooth. Yes, yes. Really? Yes. Can we go close? Abi şimdi Budistler, rahipler sabah gelip şurada ayin yapıyorlarmış. İbadetten sonra ise sadece Budistler içeriye girebiliyor. Yani keşişler içeri girebiliyor. Abi diyor ki, daha önceki yıllarda diyor kralın ailesi, başka ülkelerin Budist ülkelerin kralları, cumhurbaşkanları falan girebiliyormuş. Bak içeriye girdi bile. İçeride şeyler var. Şunlar gerçek fil dişleri. Kocaman ya. This one's entrance the moonstone. 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 Moonstone, Candian period moonstone. Mm-hmm. Lotus like this. Şu tapınağın yukarısındaki tepesindeki şeyler ise altın kaplama olan lotus çiçekleriymiş gene. Burada da öğrenci kardeşlerim devam ediyorlar. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Prens ve prenses bunlar Hindistanlılarmış abi. Prenses işte Lord Buddha'nın dişini buraya getiren kişiymiş. Abi insanlar buraya gelip işte Sikhler, diğer Budist dinlerinden olanlar, Hindular vesaire. Diyor ki evli olan, evli olmayan, çocuk isteyen, çocuk istemeyen gelip buraya bunları böyle bağlıyorlarmış. Türbe mantığı gibi. İçerisinde de Buda'nın kemiği varmış. Devam edelim. Burası bu yüzden biraz önce anlattığım gibi dini olarak önemli bir yer diye Budistler için. O yüzden burası böyleymiş. Gidelim. Abi diyor ki çabuk. Şey diyor ki diş diyor içeride diyor kapının açıldığı vakit diyor. Buradan diyor fotoğrafını çekebilirsiniz de görünmüyor ki. Günün belli saatleri açılıyor. National flower name is the water lily. Water lily. Blue water lily. Renkleri de çok güzelmiş. Su lili ne demek ki? Su çiçeği bu, tamam mı? İsmi water lily diye bir şey. Sadece dünyada bir tek Sri Lanka'da çıkıyormuş. Abimiz öyle dedi. Şimdi Budizm dininde her şeyin farklı bir sembolü var abi. Mesela bak şurada Buda var, tamam mı? Şurada Buda var. Buda'nın kafasının üstünde kobra yılanı var mesela. Onun anlamı şeymiş. 6 haftalık Himalaya'da, Himalaya'nın ormanları içerisinde meditasyon yapmış. Aşırı yağmur yağıyormuş. Kral kobra da gelip kafasının üstünü kapatmış. Bu yüzden de mesela önemli hayvanlar var. 7 tane önemli hayvandan biri de şuranın işte karışımının da kapıda burayı koruyucu olarak tutuyorlar. İçeride fotoğraf video çekmek yasak. Kapılar, içerisi, her yer falan gümüşten, altından. Bu da tapınağın diğer tarafı 1592 yılında yapılmış böyle bir tapınak. Moonstone, Candian period, Gastone. Ay taşıymış bu. Guardian, Gastone is a cobra in the protector. Cobra. Cobra. Bak kobra yılanı yine orada da kuruyor. Böyle bir tapınaktı burası. Şurada da şöyle dışarıda Budist ülkelerin Dünya Budizm Müzesi diye bir yer varmış. İşte Sri Lanka, Hindistan, Bangladeş, Nepal, Bhutan, Pakistan, Afganistan'da Budistler mi var ya? Myanmar'dan, Tayland'dan, Çin'e kadar her yer. İlginç. Bunların arasında gitmediğim bir tek Çin var. Çin'e gitmedim, bir de Bhutan'a gitmedim. Bhutan inanılmaz kapalı bir ülke, acayip korunan bir ülke. Kendi kültürlerini yok etmemek için adamlar turist kabul etmiyorlar ülkeye. Kabul ettiklerinde ise günlüğü 500 dolara kabul ediyorlar. 200 dolar falan hükümete veriyorsun günlüğü. 300 dolar da otel ve yemek masrafların seni gezdirmek için. Deli para. Yani 3 gün kalsam 1500 dolar. Vallahi kanal daha o kadar kazandırmıyor.
Offering for Buddha. Yeah. People of the parents also did same as our offering. Your country is the candle, no? Candle? Candle. No. We don't do this. We don't candle do this. Candle for Christian. For Christian. Abi burada kokonat yağı yakıyorlarmış böyle. Bunu hem Buda'nın ruhu hem de kendi yakınlarının ölenlerin ruhu için yakıyorlar. Mesela Hristiyanlıkta da mum yakma olayı var. Hristiyanlıkta mum yakma olayının da anlamı Hazreti İsa Aleyhisselam, çok benziyoruz o resmedilen fotoğrafa göre, birçok Hristiyan ülkede ya da gittiğim yerlerde Hristiyanlar varsa direkt bana şey diyorlar zaten. Hisus yapıyorlar böyle. Bir ışıktır. Işık anlamına geliyor. Bu yüzden de mum yakıyorlarmış kilisede. Dünya ne kadar güzel değil mi? Farklı farklı kültürleri, dinleri, insanları ama herkese saygı duyarak olması gereken bu zaten. Bu şekilde tanımak, gezmek, görmek harika bir his. Mesela hiç aklıma gelmezdi Budizm'de böyle bir şey olduğunu. Evet, tütsü yakıyorlar falan ruhları için ama kokonat yağı döküp ateş yakıyorlar. Vay be. The big bell from Japan. From Japan? Give the person. Going upstairs, give me camera. Al buradır. Dostlar biz tapınaktan çıktık. Gölün etrafında yürüyüş yaparak şehir merkezine doğru gidiyoruz. Şuna baksanıza. O kadar çok balık yemiş ki kocaman olmuş. Her yerdeler. Monitor lizard ha? You have Varan. You have two name. Varan. Şimdi Şeyma'nın bir mide problemi var. Malatya'nın bağrından bakın. Country of Origin Turkey yazıyor şurada. Malatya'nın bağrından ta kopup gelip Sri Lanka'larda kayısımız iyileştirecek. İlacımız yine Türkiye'de. Ya kayısı aldık büyük bir market görünce. Muz aldık. İşte Pepsi'nin şöyle bir sodası varmış. Bundan aldık. Bir de neydi ya? Bir de böyle ıvır zıvır bir şeyler aldık. Bir de bir tane ilaç aldık. Türkiye'den doktor bir arkadaşımız var. Onu aradık. Bir ilaç önerdi. Marketin içerisinde satılıyor. Onu aldık. İnşallah Şeyma'ya şifa olacak. Böyle. Geçmiş olsun o zaman. Geçmiş olsun. Hadi kayısı, aç kayısını. Ha bir de şundan aldık ya. Trenler her yer pis falan ya. Çat 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 diye bunu kullanıyoruz. Temizleyici. Nasıl? Memleket kokuyor mu? Hadi bakalım. Umarım bağırsaklarına, midene iyi gelir. Memleket ya. Mideyi daha da bozmasın.